Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Karay ile taytı Geometri konu anlatımı kampında 27. haftanın son videosundayız. Yani 7. videosundayız. Evet prizmalarda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nedir? Küp açılımlarından bahsedeceğim. Normalde yoktur bunun konu anlatımı. Ekstradan böyle anlattığım bir şey. Hani ekstra durumlar bazen karşımıza çıkıyor ya. İşte ya çıkarsa dediğimiz noktalar ama güzel şeyler öğreneceksiniz. Lütfen bu videoya dikkat edin. Evet kitabımızda sayfa numarası 259 ve... 260'ın sol tarafını çözeceğiz. Haydi bakalım güzel bir derse başlayalım. Küp açılımı deyince hemen aklımıza şu geliyor. Hocam çok basit işte böyle 4 tane dikdörtgeni yan yana koyarız. Birini buraya koyarız birini buraya koyarız olay bitti. Evet açılımlardan biri bu ama özellikle küpün onlarca açılımı var arkadaşım onlarca. Hatta hiç tahmin edemeyeceğiniz bir açılımı ÖSYM genellikle çok fazla soruyor. Biraz sonra zaten bunu sorular içerisinde de ya da açılımlar içerisinde de göreceksiniz. Arkadaşlar açılımlar böyle kesime göre değişebiliyor. Evet gerçekten öyle kesime göre değişebiliyor. Burada dikkat etmeniz gereken iki temel nokta var. iki tane kural var ama bu kuralın dahilinde haricinde şöyle bir şeyden de bahsedebiliriz. İlk açılım olarak şunu düşünebilirsin. Hocam 4 tane kareyi yan yana koyduktan sonra bir kare üstte bir kare altta olacak şekilde bir açılım. Yani hocam bu burada da olabilir. Burada da olabilir. Burada da olabilir. Yani bu buradayken de böyle bir açınım. Buradayken de bir açınım. Buradayken de bir açınım. Ya da buradayken de bir açınım. Bir sürü açınım geldi. Bak sadece bundan 4 tane geldi. Gördün mü? Ya da hocam bu buradayken bu değişebilir. Bu burada olabilir. Ya da burada olabilir. Ya da burada olabilir. İşte kesime göre buradaki açılımlar değişebiliyor. 4 tane kare yan yanayken biri altta biri üstte olacak şekilde bir açılım vardır. Hocam ikisi de üstte olamaz mı? Hayır. 4 tane kare yan yanayken İkisi de üstte olan bir açının yok arkadaşım. Birinin altta birinin üstte olması lazım. Buna dikkat edeceksin. Birinci söyleyeceğim şey bu. İkinci söyleyeceğim şey de şu. Ee, burada arkadaşlar iki kurala dikkat edeceksiniz. Böyle özellikle böyle küpün karşısındaki yani mesela bir zar var. Birin karşısında kaç vardır? Ya da üçün karşısında kaç vardır? Gibi şeylerle ya da bir renge boyarız. Kırmızının karşısında hangi renk vardır? Şeklindeki sorulardan bahsediyoruz ki böyle küp açınınlarında karşı yüzey bizim için çok önemlidir. Karşı yüzeyi bulurken de şöyle yapacağız. Bir boşluk kuralı. Yani böyle yatay çizgiler olduğu zaman, yatay kareler olduğu zaman bir boşluk. Şunu seçtin. Bir boşluk işte burası. Tam karşısıdır. Niye? Çünkü burası zeminse bunları böyle yukarı kaldırdığın zaman karşı karşıya gelmiyor bunlar? Evet. Bir boşluk kuralı bu. Tamam. Bunu öğrendik. Bir de Z kuralı arkadaşlar. İşte bu Z böyle olabilir. Daha değişik şöyle olabilir arkadaşlar. Ee, şu şekilde olabilir. Bak bu da ters Z kuralı. Şöyle işte yine bunlarda da Z kuralında da şuradakiler karşılıklı yüzeydir. Yani Z kuralı sağlanıyorsa Z tersi de olabilir çaprazı da olabilir fark etmez. Z kuralı sağlanıyorsa işte tam bunun karşısındaki kenar burası oluyor. Bu karşılıklı yüzeylerde bir boşluk kuralını ve neyi bileceksin? Şuradaki Z kuralını mutlaka ama mutlaka bileceksin. Biraz sonra bak bunları bilince takır takır her şeyi halledeceksin şimdi. Hangi kenarın karşısında ya da hangi karenin karşısında hangi kenar var? Bunları çok hızlı bir şekilde bulmanı gösterecek. Yoksa sen bunu hayal gücünde de bulursun. Şöyle bir düşünürsün. Hocam bunun karşısında şu var ama 3-4 tane birden sorulursa zaman kaybı oluyor. Zaman kaybını engellemek için bir boşluk ya da Z kuralını bilmek lazım. Evet, şimdi geldik şuraya. Biraz önce zaten videonun başında bahsettim arkadaşlar. İki tane tekniğimiz var. Bir tanesi ne dedik? 4 kare yan yana geldiğinde biri altta biri üstte olabilir. Bak işte şu şekilde olabilir. Böyle bununla ilgili bir sürü açılım var. Bak bu buradayken sabitken burada olabilir, burada olabilir, burada olabilir, burada olabilir. Ya da buradayken ee, bu buradayken burada olabilir, burada olabilir, burada olabilir. İşte buna ait bir sürü şey var. 4 kare yan yana iken tamam bir sürü açılım oluyor. Bir de bu kuralın dışında sadece kuralların sağlanmadığı açılımlar da olabiliyor. Bu kuralın dışında şöyle bir açının da var mesela. Şöyle bir açılım da var. Şu açının da var. Mesela ÖSYM'in en çok kullandığı mesela bu. Bak burada sanki karşılıklı yüzeyleri bulmak zor olur değil mi? Benim bir boşluk ya da Z kuralını bilmeden gerçekten zor olur. Ama bunu bildikten sonra çok kolay olacak. E burada biz bu şekilde bir açının verildiği zaman tek yapmamız gereken şey nedir? Karşılıklı yüzeyleri bulmak. Hocam mesela burada. Hop Z kuralı var. Bak bunlar karşılıklı. Hocam bir boşluk kuralı var. Şununla şu karşılıklı. Hocam şurada da bir boşluk kuralı var. Bunlar karşılıklı. Mesela burada şu üçü şu üçü yan yana olacak şekilde de gelebilir. Şunlar karşılıklı bak aynı renkler. Şunlar karşılıklı. Bunlar Z'den dolayı karşılıklı. Şunlar da karşılıklı oluyor. Yani şununla da şu bir boşluk kuralından dolayı. Şöyle bir açılım geldiğinde Z'den dolayı bak kırmızılar. Z'den dolayı bak maviler. Şurada da bir boşluk kuralından yeşiller. Şuna gelelim. Z'den dolayı kırmızılar. Z'den dolayı maviler. Z'den dolayı yeşiller. Bak ÖSYM'nin zamanında sadece TYT ve AYT'den bahsetmiyorum. KPSS'de, ALES'de, DGS'de çıkmış sorulardan bahsediyorum. En fazla kullandığı açının bu. Ne var burada? Bak Z kuralı var. Şöyle hepsinde de Z kuralı var. Bunu bilmezsek böyle biraz düşünmek yani soru anında düşünmek bizi biraz ya yani olur. Karşısındaki kenarı buluruz. Büyük ihtimal buluruz ama yani zamandan tasarruf etmemiz lazım. Zaman bizim için çok değerli. İşte öğrendik mi olayı? Öğrendik. Küp açılımlarını öğrendik. Şimdi gelelim sorulara. Artık en kolay soru bu. Bak zamanda da sınavda çıkmış bir soru. Bir zar verilmiş. Zarın açılımı verilmiş. Burada mavi yüzeyin karşısındaki kenar hangisidir diye soruluyor bize. E ne yapacağız arkadaşlar? Hocam bir boşluk yok ama şöyle bir Z kuralı var değil mi? Bak şöyle bir Z kuralı yapınca a, neresi oldu? D oldu. Yani cevap direkte. Gördün saniyelik bir soru. Sen artık bunu bildikten sonra olay bitiyor. Ben normalde bak kuralcı zihniyete karşıyım ama burada bunu bil. Z'yi bil ya da bir boşluğu bil. Zaten bundan sonra da unutmazsın büyük ihtimalle. Bir şeyi öğrendin artık unutmazsın. Evet gelelim şuraya. Şekildeki kağıdın ABCD karelerinden biri daha boyanarak boyalı kısımlardan bir küp elde edilecektir. Buna göre hangi kare boyandığında boyalı karelerden küp yapılmaz? Hocam A'yı boyarsam bu şart sağlandı. 4 tane kare yan yana biri altta biri üstte şartı sağlandı. Evet, A olabilir. Tamam. B'yi boyarsam bakalım karşılıklı yüzeyler sağlanıyor mu diye bakacağım. Mesela şunlar karşılıklı yüzey oluyor. Hocam şu şu ve şu karşılıklı yüzey oluyor. Burada da şunlar Z'den dolayı karşılıklı yüzey oluyor. Şunlar da karşılıklı yüzey. Evet, B de sağlandı. Hepsinin karşılıklı yüzeyleri sahip oluyor. Tamam. Öbürüne bakalım. C'ye bakalım. Hocam C'yi karalarsam eğer bak 4 tane kare yan yana, biri altta biri üstte bütün şartlar sağlanıyor. Buna ait bir sürü şart var. Zaten C'de oldu. D'ye bakalım şimdi. D'ye ait karşılıklı yüzeyler oluyor mu? Hocam bunun karşısı bu. Şunun karşısı bu, değil mi? Burada da bir Z kuralı var mı? Evet, şurada da bir Z kuralı var. D'nin karşısında burası yapıyor. Evet, D de sağlanmış oldu. E'nin sağlanmadığını göstereyim şimdi. E olarak seçecek olursam, hocam E'nin karşısı mutlaka mutlaka burası olmak zorunda. Bir boşluk kuralından dolayı değil mi? Sonra bunun karşısında şöyle Z'den dolayı hocam şu olmak zorunda. E bunlar yan yana geldi. Karşılıklı yüzey olmadı bunlar. Bir boşluk ya da Z kuralı sağlanmadı. O yüzden burada E'yi buraya koyarsam bu bir küpün açılımı mı oluyor arkadaşlar? Hayır. Evet cevap böylelikle ne yaptı? E yaptı. Güzel bir soru arkadaşlar. Gerçekten güzel bir soru. Yani tekniği bilince çok da rahat bir şekilde çıkıyor. Gördüğün üzere. Geldik buraya. Evet, ÖSYM'nin en çok kullandığı. Şimdi şekilde küp şeklindeki bir zar açılımı verilmiştir. Normalde arkadaşlar bir zar kart, karşılıklı yüzeylerin toplamı şey yapıyor. 7 yapıyor. Mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayılır var ya. 7 yapması için 1'in karşısı 6 olacak. 2'nin karşısı 4 olacak. 3'ün karşısı 4 olacak. Zaten 4'ün karşısı 3. 5'in karşısı kaç yapıyor? 5'in karşısı 7 yapacak. 2 yapacak. Ay şurası 2 olacak ya. 5 olacak pardon. E burası da kaç yapacak? 1 olacak. Zaten sadece bak şu şekilde karşılıklı yüzeyleri şey yapabiliriz. Ama bazen de hileli zarlarda verilebiliyor. Her zaman bu kuralda olmak zorunda değil. Ama normalde zarın tekniği bu. Böyle karşılıklı toplamları hep 7 yapıyor. Tamam. Evet aklınızda bulunsun. Böyle güncel bir bilgi vermek istedim. Şimdi diyor ki zarda karşılıklı yüzeyler Yüzeylerin sayıların toplamı 7 olduğuna göre. Evet zarda karşılıklı yüzeyler toplamı 7. Normal bir bilgiyi vermiş burada. Verilen açılımda yanlış yazılan hangi iki sayıyı yer değiştirmelidir? Hocam bakıyorum 2'nin karşısı 5. Evet Z kuralından dolayı doğru. Sonra öbürüne bakayım arkadaşım. Öbürü nedir? 4'ün karşısının kaç olması lazım arkadaşlar? Z'den dolayı 6 olmuş burada. 4'ün karşısının kaç olması lazım arkadaşlar? 3 olması lazım. Eee. Yani bu sen 6 değil de 3 olması lazım. Sen ne yapmalısın o zaman burada? Bunu şuradaki sayıyla buradaki sayıyı yer değiştirmesin. Yani burası 3 burası 6 olursa o zaman 4'ün karşısı 3 oluyor. 6'nın karşısı da 1 oluyor. Karşılıklı yüzeyler ne yapıyor? Karşılıklı yüzeyler yüzeyler derken yüzeylerdeki sayılar toplamı 7 yapıyor. Ama cevap tamam. 3 ile 6 yer değiştirisi olur. Sadece 3 ile 6 değil arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi sadece 2 ile 5 doğru mu? Doğru. Ben şimdi 4 şurada 3 ile 6'yı dedim ama bir daha bir durum daha var arkadaşlar. Onu da şöyle göstereyim. 4'ü değil de 3'ü düşünseydim şöyle. Hocam 3'ün karşısında ne var? 1 var. Aa hocam 3'ün karşısında 1 bir var. 1'in burada kaç olması lazımdı? Hocam burada 3'ün karşısında 4 olması lazım toplamı 7 yapması için. O zaman burada 1 ile 4'ün yeri de değiştirilmesi lazım o zaman. Yani sen bunun yerine 4, bunun yerine 1 yazarsan evet 3'e kaç oldu? 4 oldu ya da 6'nın karşısı bak burada da 1 olmuş oldu gördüğün üzere. Bu şekilde de sağlanıyor. Yani neyle neyi? 1 ile 4'ü yer değiştirdiğin zaman da olur. Şıklarda hangisi varsa ya 1 ile 4'ü yer değiştireceksin ya da 3 ile 6'yı yer değiştireceksin. O zaman karşılıklı yüzeyler toplamı yüzeylerde yazılı sayılar toplamı 7 yapıyor. Gerçekten bu da güzel bir soru. Geldik. Her tarz soruyu yazdım bu arada. Dikkat edin. Geldik şu soruya şekilde bir zar açınımı verilmiştir. Benim için önemli olan nedir? Karşılıklı yüzeylerdir. Burada x, y, z verilmiş mi? Verilmiş. Hocam x, y, z verilmiş. Burada x, y, z'yi 3'ünü de görebiliyorum. Ya demek ki x'in karşısında y olmayacak. Ya y'nin karşısında x ya da z olmayacak. Bunlar yan yana olacak. Bunlar karşılıklı olmayacak demek ki. Burada bunları görüyoruz ya. Yan yana yüzeylerde verilmiş. Karşılıklı olmadığını biliyorum. Şimdi burada 3'ün karşısında kaç var? 6 var. Başka diğerlerini de belirleyelim. 5'in karşısında kaç var? Z'den dolayı bak 7 var. Öbürü de ne arkadaşım? Öbürü de şu. Hocam burada 9'u karşısında da 1 var. Karşıtlı yüzeyleri aynı renge boyadım. Şimdi x artı y 12 olarak verilmiş. Sayılara bakacak olursak 1 ile neyi toplarsam 12 yapar. Buradaki sayılara baktığım zaman 1 ile bir şeyin toplamı olmadı. Şimdi dikkat et. x artı y eşittir 12 şartını sağlayan sayılara bakıyorum. 7 ile neyi toplarsam 5'i. Hocam bu sayı 7 artı 5 olabilir. Yani x ile y 7'ye 5 olabilir. Bak hocam 7 ile 5 karşıtlı yüzey 7 ile 5 olmasının imkanı yok. Çünkü x, y, z sayılarının yan yana olması lazım. 7 ile 5 karşılıklı yüzey. O yüzden bunu alamam. Bak mükemmel bir soru. Sonra 9'a bakalım. 9'un karşısında kaç olması lazım? 3 olması lazım. 9 ile 3'ü alabilir miyim arkadaşlar? 9 artı 3 12 şartı sağlanıyor mu? Sağlanıyor. 9'a baktığım zaman 9 ile 3 karşılıklı yüzey mi? Hayır. 9 ile 1 karşılıklı. O zaman bunda sıkıntı yok. Yani x ile y ne olabilir? x 9 y 3 olabilir ya da tam tersi x 3 y 9 olabilir arkadaşlar. Diğer sayılara da bakalım. 6 ile neyi toplarsam 6'yı toplarsam ama 6 diğer sayılar içinde yok. 5 ile 7 karşılıklı olduğu için alamam zaten. 3 ile neyi toplarsam 12 yapar. 3 ile 9'u zaten 3 ile 9'u da yazdık arkadaşlar. Yani buradaki x ya, 3, ya 9'dur ya da 3'tür. x 9 iken y 3'tür. x 3 iken y 9'dur diyebiliriz. Mükemmel bir soru gerçekten mükemmel bir soru. Dikkat edin arkadaşlar bakın böyle bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Daha öncesinde yanlış hatırlamıyorsam bunun benzeri KPSS'de falan çıktı. TYT AYT'de de çıkmasını bekliyorum bunda. Z'nin alabileceği değerler toplamı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar Şimdi ben X ile Y'yi buldum mu? Buldum. X ile Y hangisi? 9 ile 3. Tamam. E o zaman ne olacak? Z'de ne olacak? Bunların yanındaki sayı olacak. Karşısındaki sayı olmayacak değil mi arkadaşım? Çünkü X, Y, Z yan yana. O yüzden 9'un karşısındaki 1 olamaz mesela. Çünkü X 9'sa 9'un karşısındaki 1 olamaz. Karşı karşıya olmayacak, yan yana olacak. Ya da 3'ün karşısındaki neyi 9 ile 3 üç almıştık. 3'ün karşısındaki 6 da olamaz Z. Çünkü o zaman karşılıklı yüzeyler olmuş olacak. O zaman ne kaldı arkadaşlar? 3 9 elimizde. Şu karşısındaki 1 olamaz, 6 olamaz. O zaman Z'nin alabileceği değerler hangisi olabilir? 5 olabilir. Bir de ne olabilir arkadaşlar? 7 de olabilir. Zaten Z'nin alabileceği değerler toplamı isteniyor. Mükemmel bir soru. Gerçekten çok mükemmel bir soru arkadaşlar. Bunu iyi bir şekilde anlayın. Tekrar anlatayım mı hatta şöyle bir geriye de alabilirsiniz de gerçekten çok hoşuma gitti. Şimdi x artı y 12 şartı sağlayan 7'ye 5 var. 7 ile 5 karşılıklı yüzey olduğu için olamaz dedik. Bir de 9'a 3 sayıları var. 9'a 3 sayıları tamam yan yana değil. Ya pardon yan yana karşı karşıya değil. O zaman bir sayımız 9 iken bir sayımız kaç verilmiş arkadaşlar? 3 olarak verilmiş. 9 ve 3'ün karşısındaki şimdi z de bunların yanında olacak ya komşu olacak ya karşısı olmayacak ya. O yüzden 9'un karşısındaki 1 ve 3'ün karşısındaki 6'yı eleyince Z'ye ne kaldı? Ya 7 olabilir ya da ne olabilir? 5 olabilir dedik. O yüzden Z'nin alacağı değerler 7 artı 5'ten 12 çıktı. Mükemmel. Şuna bir yıldız at bunu anla. Böyle bir soruyla çok nadir karşılaşırsın. İşte burada birlikte bunu çözdük. Geldik bir sonraki soruya. Yukarıdaki her yüzü farklı renkte olan bir zarın 3 farklı görünümü vardır. Evet şimdi arkadaşım buna göre beyaz yüzün karşısında hangi renk vardır? Beyaz yüzü görmüyorum ki ben burada. Dur bakalım ne yapalım? Şimdi şuna bakalım. Gri yüz burada sabit burada da sabit. O zaman ben bunu çevirirken ne yapmışım? Hop bunu bu şekilde mi yatırmışım? Evet ben bunu bu şekilde yatırdıysam böyle gelmiş. O zaman bu yüzey nereden geldi? Şuradan gelmedi mi? Evet. Yani ben burada neyi buldum? Hocam kırmızının yanında hop mavi var. Kırmızının yanında mavi. Yani şurada mavi var. Hatta ben şöyle göstereyim istersen. Şunu bir kopyalayayım şöyle. Dur 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 dur. Alt tarafta göstereyim. Kopyaladım yapıştırdım. Şunu da aldım buraya koydum. Ee, bunu almayayım ya. Şunu alayım bence. İlk baştaki şeyi alayım ben. Dur. Şöyle. Kopyala yapıştır. Dur. Sabret ya sabret ya. Bazen böyle çok seri olacağız diye bir şey yok. Evet dedik ki arkadaşlar. Bu gri yüzey sabit olduğu için bu böyle devrilmiş. Yeşil yüzey kayboldu. Bak kırmızı buraya geldi. Buradan da mavi çıktı. Yani şurasında ne var arkadaşlar? Mavi var. Burada zaten ne var? Yeşil var. Şurada yani mavinin karşısında ne var öğrendik? Yeşil öğrendik. Şurada ne var? Kırmızı var. Evet üst yüzeyde kırmızı var. Alt yüzeyde ne olduğunu bilmiyorum şu anda. Sonra burada ne yapmışız? Kırmızı yüzey sabit kalmış. Bak 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 bak. Kırmızı yüzey sabit kalmış. Mavi yüzey böyle bu gelmiş. Yani ben bunu böyle çevireceğim. Böyle çevirdiğim için bunun arkasında ne var o zaman? Bak sarı gelmiş oldu. Yani bunun arkasında ne var? Sarı var. Yani gri'nin arkasında sarı var demek değil midir? Evet. Evet burası gri ise o zaman bunun arkasında ne var? Sarı var dedik. E hocam mavi, yeşil, kırmızı, gri, sarıyı bulduk. E o zaman bizim beyazımız nerede arkadaşlar? Sadece bak sağ sola hallettik. Bak sağ sola hallettik. Üstü hallettik. E, ön arkayı hallettik böyle. Alt taraf kaldı. E, alt tarafta o zaman ne olmuş oldu? Beyaz olmuş oldu. Bizden de beyaz yüzün karşısında hangi renk vardır diye soruluyor. Beyaz yüz burası ya. Karşısında da ne var? Bak gördüğünüz üzere kırmızı var. Beyazın karşısında kırmızı oldu arkadaşlar. Bu da değişik mantıkta güzel bir soru. Çevirmeli mevrimeli böyle bir soruyla da yine karşılaşabiliriz. Ve geldik son soruya. Evet kırmızı, sarı ve mavi verilmiş. Şekildeki küpün açılımı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Burada da yine aynı espri. Bir önceki soruda değil de bundan, bu, bundan önceki değil de. Ondan önceki soruda da yapmıştık. Bu ne demek? Hocam sarı, kırmızı ve mavi bunlar karşılıklı olmayacak demek. Bunları görüyoruz ya, bunlar yan yana olacak demek. Şimdi kırmızının karşısına bakacak olursak, kırmızının karşısında burada mavi var. Hop iptal. Çünkü kırmızıyla mavi yan yana olması lazım. Burada kırmızının karşısına baktık yine. Hop mavi var. Bu da iptal. Burada kırmızının karşısında sarı var. Bak bir boşluk kuralından dolayı kırmızının kartında sarı. Kırmızıyla sarı yan yana olmak zorunda. Hop bu da olamaz. Hocam şuraya bakalım. Kırmızının karşısı beyaz. Tamam. Kırmızının karşısı beyaz. Yeşilin karşısı sarı. Evet. Yeşilin karşısı sarı. Mavinin karşısında ne? Gri. Yani buraya baktığımız zaman kırmızı, mavi, sarıya bakacağız. Kırmızının karşısı tamam mavi ve sarı değil. Ondan sonra mavinin mavinin karşısına bakıyorum. Mavinin karşısı bu gri olmuş. Sarı ya da kırmızı değil. Ondan sonra bir ne var? Mavini, mavi'yi de hallettik. Kırmızıyı da hallettik. Sarının karşısı yeşil. E, kırmızı ve mavi değil. Dolayısıyla cevap Denizli yaptı. Şuna bak. Kırmızının karşısı sarı oldu. Kırmızıyla sarı yan yana olmak zorunda. O yüzden bu da iptal. Bu da güzel bir soru arkadaşlar. İşte şu mantıkta da sorular da gelebilir karşımıza. Bunlar da yine karşılıklı yüz nasıl kullanıldığını görüyorsun. Mesela burada da karşılıklı yüzü sadece ve sadece bir boşluk kuralı ve Z'ye göre kullanmadık. Tabii bunu da bilmek lazım. Bunu da buradaki soruda da karşılıklı yüzü Z kuralı ya da bir boşluk yüz kuralına göre inceledik. Burada şıklardan gittik tabii ki. Gerçekten çok güzel sorular çözdük arkadaşlar. Normalde bunlar konu anlatımında yok. Bunları sınav anında sizin yorumlamanızı istiyorlar. Ben sizin işinizi biraz daha böyle ne yaptım? Kolay aldım. Bu yorumlamaları birlikte yaptık ki sınav anında gördüğünüz zaman daha hızlı hareket edebilin diye bu şekilde hamle yaptım. Bence çok güzel oldu ve bu ders de çok önemli derslerden biriydi. Bir önceki ders de ekstra ders. Normalde ben prizmaları 5 saate bitiririm kardeşim. 5 saate biter. Ama burada son iki videoda güzel bir yorumlama yaptık. Ya hocam çok fazla oldu işte uzun zaman geçti falan filan diye düşünmeyin. Her şeyi ne kadar öğrenmek zorundayız. Her şeyi en ince detayına kadar öğrenelim ki sınav anında sıkıntı yaşamayalım. Evet gençler böylelikle bu kısmı hallettik. Bu haftayı hallettik. O zaman bir sonraki haftada ne var? Silindir var. Bir sonraki hafta işimiz kolay. Galiba iki video yanlış hatırlamıyorsam. iki videoda işi halledeceğiz. Bir sonraki hafta silindir konusunun konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.